Eylül derler Ocak yaparlar. Johnny zaten bir buçuk senedir beklediğim bir şey bu. Siz ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Abi Suriye olayını gördüm mü linçlediler seni? Evet. Yani linç denmez ona da. Ya baba o konuyla ilgili iki, iki şey söyleyebilirim. Şöyle. Yani çok kısa konuşacağım bu konuyla ilgili. Canımızı sıkmayak ya. Ya oğlum canımızı sıkılacak bir şey yok. İki cümle kurayım bu konu hakkında Ne olacak? Şöyle şimdi ortada hep bak bundan şikayetçi oluyorum ama hızlıca anlatacağım. 15 dakikalık bir konuşmanın her zaman bir kısmı alınıyor ve haber kanallarında yayılıyor ya. İnsanlar da direkt onunla karşılaştığı için ne oluyor baba? Otomatik olarak algısı ona doğru dönüyor ve tepki veriyor adam. Şimdi bak. Bak çok komik bir şey. Ya komik demeyeyim de yani bu yüzden hak da veriyorum aslında tepki verenlere. Niye? Çünkü haber öyle Bak şimdi. Arkadaşım sabah bir şey yolladı da onu göstereceğim. 15 dakika boyunca bir konuşma yapıyorum. Tamam mı? Ya chatten o Iraklı nerede o Iraklı? Chatten Iraklı biri geliyor diyor ki mültecilere diyor tepki verdiğin için ben sana alındım diyor. Tamam mı şimdi? Ben de ona insan gibi cevap vermeye başlıyorum orada. Ve 15 dakikalık konuşma yapıyorum. Haber şöyle çıkıyor. Sosyal medyaya. Bak şimdi bunu okuyalım. Elren, yayıncı. Suriyeli çalışanlar geliyor. Efendi düzgün işini yapıyor. Eve gidiyor. Çocuğu var, işi var. Günün sonunda insan yani diye haber çıkıyor. Bu benim söylediğim bir şey mi? Evet, konuştuğum bir şey zaten. 15 dakikanın içerisinde konuştuğum bir şey. Bunu niye söylüyorum? Iraklı arkadaşa betimleme yapıyorum. Buradaki birinin örneğini veriyorum. Arkadaşım da sabah şöyle mesaj atmış. Tuğkan demiş, senin aynı uzun konuşmanı dinledim de şimdi. Durum nerede bulurum? WhatsApp'ta vardır. Heh. O da demiş ki, bu haber şöyle bir tweet yapsaydı, atsaydı ne olur demiş. Bak yazıya bak, aynı konuşmanın içinden. Mülteci okey ama hangi mülteci konusuna iyi özen göstermek, iyi denetleme yapmak lazım demiştim. Bunun kontrolü ve gerçekten hesap kitaplı yapılması demiştim. Millet alındı üstüne. Ulan bunda kötü bir yorum yok ki. Ne güzel işte bütün ülkelerde Avrupa ülkelerinde sistem böyle yürür. Biz o sistemi tutturamazsak iti de gelir, kopuğu da gelir, şerefsiz de gelir, sapığı da gelir. Bunun ucu kaçar. Günün sonunda da benim milletime, benim vatandaşıma, benim içinde yaşadığım topluma zarar geliyorsa kusura bakmayın ama bıdı bıdı demişsin. Şimdi sıkıntı buradan doğuyor anladın mı? Cımbızlama yapılıp sen benim birine betimleme ya örneklendirme yaptığım bir konuşmayı oraya koyarsan onu gören adam doğal olarak ona göre tepki verecek. E bunun önünde ne konuşuldu? Arkasında ne konuşuldu? Konu ne? Konuşulan ne? diye sorgulamaz abi. İşte benim kızdığım, üzüldüğüm, sinirlendiğim hatta yani kusura bakmayın ama hakkımı da aramak istediğim şey bu. Parantez açacağım. Şimdi bu konunun bütününü 15 dakikayı da misal, farzı misal dinleyip ona göre bir eleştiri yapıyorsan ya da benim o anki söylediğim bir şey ben kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim veyahut sen onu öyle düşünmüyor olabilirsin. Bunun tepkisini versen bana amenna diyeceğim ki tamam adam konuyu tamamen dinlemiş bir konuda da beni eleştiriyor. Okey. Yani sıkıntı burada işte o yüzden sosyal medyada maalesef ki direkt böyle haber yapılmış şeyleri en azından tavsiyem odur. Ben gördüğüm an böyle hemen aa bu böyleymiş demiyorum. Bunu yapmamak lazım bu yanlış bir şey bu ayıp bir şey e, konuşma uzun bir konuşma arkası var önü var e, bence aklı başında olan insanlar zaten onun fulünü dinlemiş olsa bana da hak vereceğine inanıyorum tepki verenlerin bence çoğu eğer konu edilen nefreti barındırmıyorsa e, zaten bizi izleyen seven insanlar onu tahmin etmiştir sorgulamıştır ama bizle alakası olmayan insanlar veya bir gruplandırma yapmak istemiyorum yani herhangi bir insanın bütün izlediği zaman aynı hissiyatta aynı düşüncede olmayacağına inanıyorum. O yüzden de dün bunları bana yolladıkları zaman ona sinirlendim yani ona kızdım. Bu konu hakkında söyleyeceğim başka hiçbir şey yok. Ama siz zaten o kısa yansıtıp algı yaratıyor. Ya algı yaratılır tabii ki de yani sen orada onu ilk okuduğum cümleye baksana okuduğun zaman direkt öyle sanıyorsun çünkü. Direkt öyle sanıyorsun yani. Ha bir de işin kötü tarafı ne biliyor musun? Bu konuşma benim mültecilere karşı ya da işte duruma karşı tepki olarak attığım story'e tepki veren çocuğa yaptığım konuşma. E abi ne olacak şimdi? E tamil olmaz tabii Sümer abi çok hassas bir konu yani. Kimin tamili var ki? Ama sen aynı düşüncelere sahip insanların birbirine 30 tanelik şeylerle birbirine girebildiğine şahit oluyorsun. Neyse bu konu hakkında konuşmam buydu arkadaşlar. Üzerine de konuşabileceğim başka bir şey yok ya. Yani. Umarım herkes konuşmanın uzunluğunu izleyip gerçekten tam anlamıyla eleştirisini yapar. Evet. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Ya yolu diyordum. Yol baba sıkıntıda. Yani İnşallah çözülecek. Elimden geleni yapıyorum. Gece gündüz onunla uğraşıyorum. Burada mimar bir arkadaşım var. Mimar arkadaşım da sağ olsun kardeşim. Belki izliyordur şu an. Git gel oraya uğraş buraya koştur. Onlarla uğraşıyorum. Yarın belki bir şehir dışına gidip gelmem gerekebilir günü bildik. Ben de başka bir gelişme yok. İş güç, koşturmaca. Mıcır abi. Ya oğlum mıcır kurtarmaz burayı Johnny. Mıcır kurtarsa okey yani. Mıcır atalım, geçelim. Hayallerimize giden yollara bir şey olmasın da. Eyvallah. <laughs> ee, ne demiş Reis? 32 yaşında adamım bir fil seni YouTube'da izliyorduk. Eşimle artık canlıya geçtik. İyi ki varsın. Seni seviyoruz. Milletin dedi ya tamam ya eyvallah canımsın. Ya benim gerçekten böyle konularla ya öyle bir mesai harcayamıyorum. inanın ya bu gerçekten doğru yani. <laughs> Ama üzüldüğünüzü biliyorum. Beni seven insanların bu tip şeylerdeki desteğini de bildiğim için ya sıkıntı değil abi artık böyle. Asfalt dökelim abi oğlum bak sırtlayın çetle bütün asfaltları alın buraya dökün. Tres olarak da üzerinde yuvarlanırız böyle. Silindir. <laughs> Bugün ne oynayacağız? Bugün oynayacağız. Bugün şeyin oynayacağız baba.